Sizin ST Live Tarım'dan merhaba. Her hafta olduğu gibi tarım sektörünü yakından ele almaya çalışacağız. Bu hafta su ürünleri tarafına biraz bakacağız. Türkiye'de balıkçılığı konuşacağız. Biliyorsunuz Eylül ayında başlayan bir av sezonumuz var. Nisan'a kadar devam ediyor. Ama bunun dışında 365 gün aslında balık tüketimi devam ediyor. Yani Türkiye'de de dünyada. Peki üretim tarafında neredeyiz? Tüketim tarafında neredeyiz? Tüketicilerimiz balıkları ne kadar tanıyor, ne kadar biliyor? Ve bunun piyasası ne durumda? Bütün bunları konunun bir uzmanıyla konuşacağız. Carrefour'sa et, balık, sebze, meyve kategori grup müdürü Tuncay Odabaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bu arada sizler de sorularınızı, yorumlarınızı etbusiness.ht adresinden bize gönderebilirsiniz. Hem beraber konuları daha yakın ele almış oluruz diye düşünüyorum ben. Tuncay Bey, isterseniz biraz bu sezonla başlayalım. Şimdi Eylül'de başladı. Neredeyse iki ay sonra bitecek sezonumuz. Çok da bir zaman kalmadı ama bu yıl nedense balıkçılık da genelde biraz fiyatlarla ön plana çıktı. Belki bunda denizdeki avcılık tarafında yaşanan sıkıntılar da vardı. Belki bunun dolaylı iklime de bağlayabiliriz. Çünkü kış olmadı. Kış olmayınca, soğuk olmayınca denizlerde tabii bundan etkileniyor. Balıklar da etkileniyor. Nasıl bir şu anda piyasa hakim? Bu sene biraz enteresan bir sene oldu. Bu sene balıkçılık olmadı aslında. Avcılıktan bahsediyorum. Şöyle, sizin de belirttiğiniz gibi soğuk olmadığı için, muhtemelen de göçler olmadığı için balıklar Gürcistan tarafında kaldı. Buraya çok gelmedi. Gelmeyince de avcılık olmadı. Aslında şöyle de bir sorun var. Zaten avcılık tarafında her sene azalan bir stok var. Doğru. Bunun da tabii etkisi var. Yani şunu demek istiyorum. Göç olsaydı bile belki miktarlar daha az olacaktı. Çünkü zaten dünyanın en büyük sorunu olan sürdürülebilirlik problemi bizde de var. O yüzden avcılıkta böyle bir sorun yaşandı bu sene. Bu sene enteresan bir şey oldu yalnız. Uzun zamandır olmayan bir uskum rakını oldu. Gerçi çok kısa bir süre oldu Eylül ayında. Bu sene de enteresan olan oydu. Uskumru deyince aklıma benim balık ekmek geliyor. Evet. Özellikle halkımız çok seviyor bunu. Evet. Yani hem tüketimi kolay hem de böyle pişirmesi kolay. Evet. Biraz isterseniz üretimi yine döneriz, konuşuruz. Tüketim tarafını da biraz değinmek istiyorum. Orada gerçekten tüketicilerimiz balığı tanıyor mu? Yani hangi balık türü, ne zaman böyle daha mevsimidir, nasıl pişirilir noktasında yeterli bilince sahip miyiz? Bizce değil. Zaten herkes de bunu söylüyor. Çünkü oradaki problemimiz aslında şu, üç tarafı denizlerle çevrili, bir de Marmara Denizimiz var. Ama Türkiye'de toplam yaklaşık 600 civarı çeşit var. 600 çeşit. Yani Ege, Akdeniz, Marmara, Ege'yi toplamında 600. Özellikle Akdeniz bölgesinde çok fazla var. Bunların ekonomik değeri olanı yüzlersek, bilmiyorum, bizim halkımıza sorduğumuzda muhtemelen 15-20 çeşitin üzerinde çok fazla balık tüketimi yok. İnsanlar çok tanımıyorlar. Hangi balık, ne zaman, ne tip pişirme yöntemiyle tüketilmeli, bu bilgi yok. Aslında burada bizim de üzerimize çok yük düşüyor. Biz balık tüketimindeki iki önemli problemin bir tanesini arz sunumu, müşterinin bu balığa ulaşamadığını düşünüyoruz. Özellikle Anadolu tarafında. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Yeni yeni mağazalar açarak, yeni yeni balık reyonları açarak. İkinci problem de belirttiğiniz gibi tüketim konusunda daha fazla bilgi vermek zorundayız. Halkımıza bu hangi balık nerede, nasıl tüketilmeli konusunda bilgi vermemiz lazım. Sanırım bu da zaten biraz rakamlara da yansıyor. Çünkü dünya ortalamasının altında kişi başı yıllık balık tüketimine baktığımız zaman 6-6,5 kilo seviyelerinde geziniyor Türkiye'deki rakam. Şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bu 20, dünya ortalaması yaklaşık 16-17 kilogram diyebiliyorum. Kesinlikle öyle. Dünya ortalaması 17-18 kilogram. Avrupa'da bu rakam 22 kilo seviyelerinde. Türkiye'de 5,5 seviyelerine düştü. 2007 yılında 8,5 kiloydu. Ama geçen sene bu 5,5 seviyelerine niye düştü? 8,5'tan 5,5'a? Aslında belirttiğim gibi sürdürülebilirlik politikasıyla alakalı olan kısım, deniz balıkları daha az yakalanıyor. Avcılık kısmında bir daralma var. Kültür balığında da aslında bu çiftçi, çiftlik balığı dediğimiz yerde de belki daha fazla halkımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bu balığa çünkü halkımız biraz uzak duruyor. Belki orada bu balığın daha fazla tüketilmesi yönünde bir takım kamu spotları vesaire yapılabilir. Dolayısıyla tüketimin bir şekilde artırılması lazım çünkü dünya ortamımız çok uzağındayız. Doğru. Şimdi çiftlik ve avcılık, yani çiftlik balığı ve avcılık deyince ben de yayından önce şöyle bir verilere bakayım dedim. Ne durumdayız Türkiye'de diye. Su ürünleri istatistik raporu Tarım Bakanlığı'nın yayınladı. Son yayınladı da 2016 verilerini kapsıyor. Daha doğrusu 2000 ve 2016 dönemi alınmış. Şimdi oraya baktığımız zaman son 16 yılda avcılıkla elde edilen balık sayısı 500 bin tonlardan 335 bin tonlara gerilemiş. Yani burada ki azalma %33 oranında. Yetiştiricilik tarafına bakıyoruz. Balık miktarı 79 bin tondan çift
nerede yetiştirilen balık miktarı 253 bin tona yükselmiş. Bu da %220'lik bir artış söz konusu. Aslına bakarsanız dünyada da trend buna benzer. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani avcılık tarafındaki balık üretimi azalıyor, çiftlik tarafına kayıyor. Tabii bunda bilinçsiz, yanlış avlanmanın da etkisi büyük ihtimalle var. İklim etkisi var. Birçok etki var diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Dünyada da kültür balıkçılığı giderek artıyor. Kültür balıkçılığı özellikle Uzak Doğu'nun elinde. Ciddi bir iç sularda da olsa bir kültür balıkçılığı var. Zaten geleceğin aslında bundan bir 50 sene 100 sene sonrasına baktığımızda hayvansal kuvvetin tüketimi konusunda bir numaralı kaynak olarak aslında kültür balıkçılığı gösteriliyor. Çünkü artan bir nüfus var. Doğal kaynakların azalması söz konusu. Dolayısıyla kültür balıkçılığı giderek daha da önem kazanacak. Peki Carrefour'un ben hatırlıyorum sebze meyve tarafında, bakliyat tarafında üreticilerle birebir çalıştığı projeler vardı. Doğru. Şimdi hayvancılık tarafına baktığımız zaman özellikle su ürünleri tarafına, balıkçılık tarafına kooperatiflerle, su ürünleri kooperatifi gibi onlarla beraber çalışma gibi bir proje var mı? Aslında başladık. Şimdi daha büyük anlaşmalar yapmak üzereyiz. Bugünlerde özellikle bu anlaşmalar yapılıyor. Biz daha fazla kooperatiflerden direkt mal almak istiyoruz. Aslında bu bir yandan fiyat avantajı getirecektir elbette ama aslında bizim önceliğimiz burada ürünleri mümkün olduğunca kısa sürede üreticiye sunmak. Dolayısıyla biz hal üzerinden değil de direkt aldığımızda mümkün olduğunca kısa sürede ulaştırabilirsek, çünkü bununla alakalı biz bir de bir platform oluşturduk. Platform su kurdu. Ürünleri platformu. Kesinlikle İstanbul'da, Gebze tarafında. Bu platform sayesinde biz Türkiye'nin her yerinden, ki buna yurt dışından getirilen bir takım balıklarla, örneğin Norveç somonu. Bu balıkları da getiriyoruz ve mümkün olduğunca haftada 3 gün, mümkün olduğunca kısa sürede ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu noktada kooperatifler bizim için çok önemli. O zaman o su ürünleri platformunu da biraz açalım. Normalde bunun kurulma amacı neydi? Kimler bu platformda yer alıyor? Bu platform aslında bir tesis. Bu tesiste yapılan olay şu. Türkiye'nin değişik yerlerinden ihtiyaç ve sipariş doğrultusunda balıklar getiriliyor. Yine bizim araçlarımızla 140 mağazada biz şu an balık satmaktayız. Balık yerimiz var. 140 mağazamızda bu balıkları haftada 3 gün, uzak yerlere 2 gün şeklinde sevkiyatta bulunuyoruz. Platform aslında bu şekilde. Anlıyorum. Şimdi su ürünleri dediğimiz zaman aklımıza direkt balık geliyor. Yani tamam, hani balığa ilgiliyiz. Çok ilgili de değiliz, Türkiye ortalaması tüketmez ama sonuçta balık. Ama dünyaya baktığımız zaman su ürünlerin her çeşidini tüketiyorlar. Yani midye de var bunun içinde. Efendime söyleyeyim, işte karides de var. Birçok ürün, kalamar da var. Hani biz bunları restorana gittiğimiz zaman belki zaman zaman tüketiyoruz ama o tarafta nasıl? Yani mağazalarda biliyorum bunlar da satılıyor ama talep nasıl? Aslında dünya ortalamasının gene çok altında. Çok ilgi duyulan ürünler aslında. Özellikle genç jenerasyon karides, kalamar vesaire ürünleri dışarıda özellikle çok ciddi tüketiyorlar. Ama ev tüketiminde daha gidecek çok yol var. Anlıyorum. Biraz da şeye bakmak istiyorum. Şimdi sebze ve meyveyi konuştuğumuz zaman, çoğu zaman tüketiciler ya da gıdayı konuştuğumuz zaman, daha doğrusu işte ilaç kalıntısı var mıdır yok mudur, bu tartışmalar hep devam ediyor. İşte denetimlerin olduğu da söyleniyor ama tabii yeterli mi değil mi, bunların hepsi tartışılır. Şimdi balıkçılık tarafına da baktığımız zaman, su ürünleri tarafına, yine orada da işte zaman zaman gündeme gelen şeyler olabilir. Ağır metaldir, toksindir, kimyasaldır. Bunların analizlerinin zaman zaman yapıldığı söyleniyor. Orada durum ne? Şimdi deniz balıkçılığında ekolojiyle alakalı, muhtemelen su kirliliğiyle alakalı dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. Bir dönem Marmara'da midyelerde yaşanmıştı bir sorun. Aslında orada kültür balıkçılığına bakmak lazım. Kültür balıkçılığının işte orada bir avantajı var. Çünkü bununla alakalı, yani insan sağlığına risk edecek bütün noktalar ciddi manada denetlenmekte. Aslında bu noktada şöyle bir referans var. Avrupa'ya çok ciddi bir bizim ihracatımız bulunmakta. Yani Avrupa bu konuda zaten çok hassas ve Türkiye Avrupa'nın ithalatta bulunduğu, ithal ettiği ürünlerde ciddi bir ülke olarak kullanılıyor. Anlıyorum. Bu arada izleyicilerimizden de soruları bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Balıklarla ilgili olabilir, Carrefour'sanız sattığı ürünleri tüketiyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çeşitlerin bol olduğunu biliyorum. Hatta onunla da ilgili soruyu da sorayım. Kaç çeşit, yani şimdi Türkiye genelde 600 çeşit balıktan bahsettik. Denizde, 3 denizimizde. Bunun hadi diyelim ki dediğiniz 100 tanesi ticarete konu olsun. Ama bizim bildiğimiz 10-15'i geçmiyor çoğu zaman. Tüketicinin reyonlarda ne kadar balık var? Kaç çeşit balık reyonlarda biz çalışıyorsunuz? Tabii bölgesine göre değişmekle birlikte biz minimum 50 seviyesinde çeşit sunmaya çalışıyoruz. Karides, kalamar, donuk kısmından hariç konuşuyorum. Taze olarak biz minimum 50 çeşit bulundurmaya çalışıyoruz. Harika.
Peki biraz da sektörle, üretici tarafıyla zaman zaman bir araya geliyor musunuz? Çünkü biliyorum ki dediğim gibi tarla tarafında üreticilerin bilinçlendirilmesi, bu işin nasıl daha kaliteli, verimli yapılması ya da tüketiciye nasıl ulaşması noktasında çalışmalarınız var. Su ürünleri tarafında da buna benzer yarın bir gün, ya varsa bilmiyorum ama hadi yoksa olabilir mi diye soruyorum. Hani avlanma tekniklerinin doğru olması, doğru ölçüde, doğru boyda balıkların yakalanması ve onun raflara, reyonlara gelmesi noktasında. Çünkü biliyoruz ki avlanması yasak olan balık türleri var. Belirli bir büyüklüğe ulaşmadan avlanması yine yasak olan, sınırlandırılan balık türleri var. Burada neredeyiz? Aslında son yıllarda giderek daha sıkı bir denetleme başladı. Hallerde de bu denetlemeleri görüyoruz. Yeterli seviyede mi? Hala gidecek yol var orada da tabii. Orada bir şey söyleyemem. Sektördeki oyuncularla görüşüyor muyuz arkadaşlar? Zaten ticari olarak görüşmekteyiz. Bu her görüşmede zaten kanayan yaralara herkes parmak basarak görüşüyor. Onun dışında bizim tarafımızda herhangi bir görüş talep edildiğinde biz her zaman zaten görüşlerimizi iletiyoruz. Anlıyorum. İzleyicilerimizden ismi de yabancı bir şey yazmış. O yüzden yanlış okumuyorum ama soru yok en azından. Dip balığı yemiyoruz civa riskinden dolayı somon Türkiye'de yetiştiriliyor mu diye bir soru gelmiş. Somon Türkiye'de yetiştiriliyor mu? Orijinal bildiğimiz Norveç somonu diyorsak yetiştirilmiyor. Denemeleri olduğu zamanında Karadeniz tarafında çok teknik, çok bilmemekle birlikte sıcaklık sebebiyle benim bildiğim olmadı. Ama şöyle bir durum var. Alabalığın deniz tarafına yetiştirildiği deniz alası denilen piyasada bunu yerli somon olarak da duyuyoruz. Bu tip balıklar satılıyor. Somona biraz benzer. Anlıyorum. Denetim tarafına, daha doğrusu bu tüketicinin belki dikkat etmesi gereken noktalara geleceğim. Yani denizlerdeki avlanmanın aslında o kontrolünün, tabii ki devlet bunun denetimini yapacaktır, yapması da gerekir fazlasıyla. Özel sektörde üzerine düşeni yapacaktır ama bence tüketiciye de çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani eğer o ürün daha olması gereken uzunlukta değilse, olması gereken tür değilse, yani avlanması yasak bir türse ve bu rafa geldiyse, reyona geldiyse, ondan uzak durması gerekirse, yani gerekir ve böylece belki bu denetimi de kendi içerisinde şekillendirmiş olur diye düşünüyorum. Kesinlikle bu süreçteki en önemli konulardan bir tanesi tüketicinin bilinci. Çünkü eğer tüketicilerimiz, halkımız boy yasağına uygun olmayan satış yapan yerlerde alışveriş yapmazlarsa zaten bir noktadan sonra o balıklar artık arz edilmemeye başlanacak. Dolayısıyla başa doğru bir kontrol mekanizması çalışmaya başlayacaktır. İzleyicilerimizden yine Cengiz Çuban, merhaba, geç açtım, balığı çok seviyoruz ama fiyatların yüksek olması sıkıntı yorumunda bulunmuş. Bu yıl özellikle şimdi Cengiz Bey geç açtığı için söylüyorum. Başta da biraz şeyi konuştuk Cengiz Bey. Bu sezon nasıl gidiyor diye. Çünkü daha çok fiyatlarla gündeme geldiğini, denizlerde balığın çok olmadığını konuştuk. Sebebi de biraz iklimin de burada etkisi var. Çünkü havalar soğumadığı için, kar yağmadığı için o olması gereken doğal göçler maalesef 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yaşanmadığı için de birçok balık çeşidini avcılık tarafında yeteri kadar bulamadık. Fiyatların onda bir etkisi olabilir. Siz yine gerçi eklemek isterseniz. Zaten önce bir konuşmuştuk başta. Olayın tamamen arz talep dengesiyle alakalı bir durum var. Bu sene çok az balık çıktığı için fiyatlar da tabii yüksek oldu haliyle. İster istemez. Aynen. Bundan sonraki dönemde sizce sonuçta bu işin sürdürülebilir olması için hem üretimin doğru yapılması gerekiyor, hem çiftlik tarafında hem deniz tarafında, hem de doğru şekilde tüketiciye ulaşması gerekiyor. Nasıl bir politika izlenmeli sizce? Çünkü sonuçta siz de bu işin perakende tarafındasınız. Evet. Bundan sonraki dönemde belki kurallar daha mı sıkı koyulmalı, işte cezalar daha mı caydırıcı olmalı, denetimler daha mı sıkı, nasıl bir yol izlersek önümüzdeki yakın gelecekte biz balıkçılık tarafında bu sıkıntıları, bu sorunları yaşamayız. Bir kez kurallar şu an konmuş durumda. Belki bunların üzerine güncellemeler yapılabilir. Çünkü hala ufak tefek tartışmalar oluyor. Boy yasağıyla alakalı hatta. Doğru. 18 santim yeterli mi değil mi gibi. Bunun dışında bir de üniversitelerle daha fazla işbirliği yapılması lazım. Daha fazla Ar-Ge yapılması lazım. Daha teknik bilgilerle hareket etmek lazım. Sürdürülebilirlik demek gelecek neslede balık bırakmak, avlanacak balık bırakmaksa bu tamamen üremeyle alakalı bir konuya eğer parmak basıyorsa burada kesinlikle daha teknik destek alınması lazım. Oraya da değinecek mi? Aslında siz ucundan değindiniz. Üniversitelerle nasıl bir işbirliği olur diye kamuyla, üniversiteler, STK'lar. Çünkü biz bu konuları konuştuğumuz zaman bir sorun varsa sadece bir tarafa yıkmak
haksızlık olur diye düşünüyorum. Herkesin, tüketici buna dahil olmak üzere, herkes elini taşın altına koymak durumunda. Üniversitelerde burada önemli bir misyon üstleniyor bence. Tarımın geneli için de söylüyoruz. Su ürünlerini de öyle. Çünkü ciddi akademik çalışmalar yapılıyor. Dünyada durum nedir? Trendler izleniyor. İklim tarafına bakılıyor. Hı hı. Burada siz özel sektör, kamu, üniversite işbirliğini yeterli buluyor musunuz? Ya da belki Carrefour özelinde üniversitelerle yakın çalışma projeleriniz de vardır. Ondan yani tabii görünen tarafa baktığımızda yetersiz gibi geliyor bize, ama belki çok daha derin çalışmalar yapılmaktadır bizim kulağımıza gelmeyen. Ama kesinlikle çalışmanın daha fazla olması lazım. Anlıyorum. Şimdi yine izleyicilerimizden Sekon 175, gırgırlara boğazlarda avlanmayı yasaklayın diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi geceleri ışıklı avcılık yasak da mesela son dönemde serbest bırakıldı. Sonra tekrar bir yasaklandı. Yani evet. Bazı kurallar var, böyle git gel oluyor. Belki sektörün kendi içerisinde de bazı şeyleri netleştirmesi lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki bundan sonraki dönemde Carrefour'un, özellikle sizin bulunduğunuz alandan sorumlu olarak söylüyorum, işte et, balık, sebze, meyve kategorisi dediğiniz zaman yeni projeleri, yeni çalışmaları olacak mı? Var tabii. Şimdi yolda gelen projelerimiz de var. Ette var. Ette bir çalışma yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Coğrafi işaretli ama aynı zamanda daha doğal bir et sunmak istiyoruz müşterimize. Şu an bunun çalışmasını yapıyoruz. Çünkü burada bildiğim kadarıyla zaman zaman bunu konuşuyoruz. Eskiden bir şeyler üretiliyordu ve tüketici ne üretiliyorsa onu tüketiyordu. Ama şimdi trend değişti. Artık tüketici talep ediyor ve üretim ona göre yapılıyor. Kesinlikle. Tüm dünyada böyle. O yüzden hani sizin de elinizde bence çok ciddi veri, materyal var. En azından birebir tüketicinin neyi talep ettiğini, ne kadar talep ettiğini, hangi ürünleri artık çok talep etmediğini, görmezden geldiğini de fark edebiliyorsunuz anlık. Ve bu da aslında üretim sürecine de doğrudan yansıyor bundan sonraki dönemde. Bu dediğiniz çok önemli. Artık müşteri ben onu istemiyorum, bunu istiyorum dediğinde üretici artık ona göre kendini konumlandırmak zorunda. Bu süreci yaşıyoruz. Harika. Şimdi bir soru da, yine ismini biraz önce okuyamadım ama Teysones 11 diye bu sefer okuyacağım. Hangi balığın hangi hastalığa şifası gibi bir bilgi var mı? Tabii bu biraz teknik bir konudur. Ama balığın neye, nasıl bir yararı var diye belki kısaca özetleyebiliriz. Sonuç itibariyle çok kıymetli bir üründen bahsediyoruz. Kesinlikle. Balık aslında fonksiyonel bir gıda olarak geçiyor. Yani insan sağlığına çok faydalı DHA, EPA denilen bir takım besin taşları var. Ve bunlar sadece balıktan alabiliyorsunuz. Kaldı ki doymamış yağ hastası omega 3 yine balıktan alabileceğiniz, insan vücudunun üretemediği bir yağ. Dolayısıyla bunu da balıktan alabiliyorsunuz. Fosfor var bir taraftan. Yani balık hakikaten tüketilmesi gereken bir şey. Artık hayatımızda bir lüks olmaktan çıkması gerekiyor. 7'den 77'ye. Özellikle okula giden çocuklarımıza. Kesinlikle zihin gelişimi için onlar da çok lazım. Çok önemli bir ürün. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Enine boyuna hem üretim hem tüketim tarafıyla balığı konuşmaya çalıştık. Konuşmaya da devam edeceğiz. Sizler de efendim sorularınızla bize katkıda bulunduğunuz yorumlarınızla teşekkür ediyoruz. Yayının tekrarını izlemek isterseniz YouTube kanalımızdan hem bu yayını hem de daha önceki bizim ST Live tarım yayınlarının hepsini izleyebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.